Elektriğim gitti, kusura bakmayın. Elektrik gitti, gitti geri geldi, gitti geri geldi. Hakan da bir ara açtı, kapatmak zorunda kaldı ben geri geldiğim için. Şu anda oyuna Kusura giriyorum. bakmayın aynen. Yani suratınıza pat diye kapandığı için kusura bakmayın. Ben oyuna girmeye çalışıyorum ama galiba başardım. Başladı mı rant Hakan? Başladı. Yetiştim herhalde ya. Evet yetiştim. Daha bir frag olmadı. Aynen, tamamdır. Evet, iki kişi burada Titan takımı, direkt olaya giriyoruz. Yapacak bir şey yok çünkü zorla yetiştik. Zipnix ve kim o? Dupri. Evet. Zipnix Dupri ikilisi boost'ta bekliyor. Manyak. Her zamanki yerinde. Artık bu spotun adı Manyak oldu yani, o derece. Sürekli orada adam. Apex en arkada. RPK'de. Forklift'te bekliyor. Bu arada TSM ortaya çıktı. Burada hala iki oyuncu beklemeye devam ediyorlar ama kendilerini henüz göstermediler. Existence çıktı orada, şimdi geri giriyor. Fakat burada Kenies de var. Kenies hemen oradan aşağıya indi uzaklaşırken. Kenies iki kişiyi öldürdü. Dupri geldi Zipnix'le beraber şimdi Ventrum'a. Orada Kenies'i öldürmeyi başardılar. Cajun B. Existence'ı öldürüyor. Apex, RPK ve Maniac kaldı. Cajun B plant'a doğru ilerledi. Şimdi yukarıdaki oyuncuyu gördü. Apex girdi. Kimse farkında değil Apex'in. Orada Cajun B'yi öldürmeyi başardı ardından. Zipnix de öldü. Dupri tek başına kalıyor. Maniac arkadan gelmişti. Dupri'yi öldürdü. İlk round'u Titan kazandı. Yüksek ihtimal Cage Titan'ın seçimidir diye tahmin ediyorum. Oraları ben de tam göremedim ama iyi başladılar oldukça. Evet, TSM kadrosu Dupri, Cajun B, Zipnix, Cadian ve Kerrigan Device hasta olduğu için bu turnuvaya gelemedi. Virüs kapmış abi. Şaka değil, gerçekten adam yataktan kalkamıyormuş o derece yani, kötü durumdaymış. Buradan da geçmiş olsun dileklerimiz o Evet, zaman Device'lar sevgili eğer bizi duyarsa. Device kardeşimize acil şifalar diliyoruz. Evet, Apex konektörden ortaya bakıyor. RPK ve Existence B tarafını savunan oyuncular RPK plant'te. Evet, umuyorum ki bir daha elektrik gitmez Hakan. Giderse senin o Ben devralarım, yapacak bir şey yok. güzel ellerine bırakacağım yayını. Aynen. Evet, B tarafına gidiyor TSM takımı. Manyak bu arada HG ile bekliyor kapıyı. Existence hemen geçebiliriz burada. Birden koşmaya başladılar. X orada zor durumda kaldı. Plant'ta RPK vardı. RPK 2 kişi öldürdü. RPK 3.'yü de vurdu. Çekti CZ'yi ama dayanamadı orada daha fazla. Zipnix tek başına kalıyor. C4 kurmasına izin vermedi Apex. 2-0 oldu. Evet, Titan mücadele iyi başladı. TSM'in eko yaptı. Round'u da kazandılar. TSM şimdi direkt silah alıyor. Evet, Dupri'de Galil var. Cadian'da Tech9 var. Evet, Kerrigan direkt Simon'u konektöre attı round başlangıcında. Evet, Zipnix'i boost'a çıkaracak Cajun B. Derken Molotov geldi, hemen pozisyonu bozdular. Evet, B tarafında iki plant oynadığını söyleyebiliriz Titan'ın. Existence kutunun üstünde, RPK sağ tarafta aşağıda bekliyor. İlginç bir yerleşim olmuş Titan için. Bir flash geldiğinde herkes kör olabilir. Yani şu an çok açık durumdalar. Bu arada ortaya çok rahat bir şekilde çıktı TSM. Evet, flash geldi. Maniac çıktı. Main'de kimsenin olmadığını gördüler. 57 saniye var. Evet, TSM yavaş bir oyun sergiliyor. Birden patlayacaklar herhalde. Evet, ortayı kontrol altına aldılar. Mantıklı olanı yaptılar. Buradan istediği yere gidebilir TSM takımı ama Apex Zipnix ölünce 4 kişi kaldılar. Evet, 2 plant aslında böyle durumlarda işe yarıyor. Hakan RPK'den çok güzel bir flash. Dupri'yi öldürdü. Cajun B orada zor durumda. Molotov var. RPK ve Apex'in skorları. Cajun B tek başına kaldı ama 2 kişiyi öldürmeyi başardı o kötü pozisyonda olmasına rağmen. Cajun B yine kaldığı yerden devam ediyor. Aa, Cajun B gerçekten korkulacak bir oyuncu. Ve skor 3-0 oldu. Ya bu Counter Strike'da bu benim aslında çok fazla karşılaştığım bir durum. Gözlemlerim sonucunda şu kanıya vardım. Hani bir oyuncu bir takımda oynarken çıkıyor o takımdan veya tabiri caizse atılıyor bir şekilde. Ondan sonra üzerinden bir zaman geçiyor böyle 1-2 ay. Tekrar geri döndüğünde böyle inanılmaz bir hale geliyor abi. Yani nasıl oluyor bilmiyorum ama. Hırslanıyor herhalde. Hırstan olabilir çalışını gerçekten. Yaptı.
Evet, Kenny ve Minion skorları. Bu arada Apex orada yardıma geldi. Bu arada 2-2 kaldılar. 2-2 kaldılar. Existence'ı da vurdu. Cajun bir mükemmel vuruyor. Tek attı. RPK tek başına kaldı. Cajun bir ve Cadian var karşısında. RPK molotof attı, yavaş yavaş yaklaşıyor. En arkada Cadian var. RPK geldi. Cajun bir plantte. RPK çok yavaş hareket ediyor. Zamanı var zaten. Bunu kullanabilir ama kötü bir pozisyonda kaldı ve Cajun bir gerçekten bunu yaptı ve ben de Cajun bir bunu yaptığı için şunu yapıyorum arkadaşlar. Bunu ben daha önce taktilik oyuncu hazırlamıştım ama şu an manuel yapmam gerekiyor. Çıktı Evet arkadaşlar, eski turnuvalardan bir ses kaydı dinledik. Evet, skor 3-1. Titan tüm parasını harcamış. Ronda almaya çalışacaklar. Bu arada birebir takası oldu. Cadian Existence'ı öldürdü. 3 kişi kaldı Titan. Evet, B'ye girmeyi başardı TSM. Evet, Cajun B plant'te yanında Kerrigan var. Titan gelmeye çalışacak ama Cadian Apex'i öldürdü. Cajun B yukarıya bakıyor. Mania Cadian'ı öldürüyor. Arkasından Cajun B Mania'yı öldürdü. Kenny tek başına kalıyor. 3 TSM oyuncusu karşısında. Evet, Kenny arkadan gelen Zipnix'i öldürüyor. 2 kişi kaldı TSM takımı. İkisi de plant'te. Kenny yavaş yavaş yaklaşmaya çalışıyor ama zaman da azaldı. Vazgeçti, evet. Yaklaşmak zaten çok mantıksız olurdu. Kereşini korudu Kenny's. Evet, 3-2 oldu skor. Bir eco round izleyeceğiz Titan takımından. Evet. Kedi Kenny'de bıraktılar. Evet. Kenny'de kaldı, bakalım ne olacak. Kenny ne tarafa gitti? A tarafına gidiyor Kenny. Evet, Kerrigan tek başına kapıda. 4 kişi main'e geldi TSM takımı. Evet, Titan çok fazla risk alan bir takım aslında. CT tarafında özellikle, çünkü Existence'ın aldığı bu riskler çok yararlı olabiliyor. Güzel bir analiz söz konusu olduğunda. Bu arada TSM de A tarafına giriyor. Manyak Zipnix'i öldürdü. Apex uzak mesafeden şansını deniyor. Orada Manyak 2 kişiyi düşürdü. Dupri ve Cadian'ın skorları. 2 kişi kalıyor TSM. Existence tek başına. Yavaş yavaş yukarı çıkacaktı. Vazgeçti. Çıkmadı. Cadian güzel bir pozisyonda zaten. Forklift'te oynuyordu. Şimdi açısını genişletti orada. Existence'ı öldürdü. Eşitlik sağlandı. Skorlara bakacak olursak yine Cajun B, yine Cajun B. Ardından Cadian geliyor. Aynen öyle. Şu an herhalde Cajun B dışındaki oyuncuların skorlarını toplasak onun kadar etmez. Toplayalım. Etmiyor. Evet, 10 ediyor arkadaşlar. 11 vurmuş Cajun B. 10 ediyor. Yani bir skorla Cajun B yine kazandı. Evet, Kenny'nin 42 canı kaldı. Existence çok güzel bir pozisyonda. Bakın, 2 kişi oynuyorlar. Çok mantıklı hareketler yapıyor Titan. Şu anda Existence orada ölse bile yine avantaj Titan'da olacaktı. Evet, TSM'in de B tarafında kalabalık olduğunu görüyoruz. Evet, Cajun B'de de AWP var. Yavaş yavaş yaklaşacaklar şimdi. Fakat Apex burada 3 kişi B tarafında oynuyor. Titan işte. Standart bir Titan izliyoruz aslında. Hiç beklenmeyen bir tarafta aniden karşınıza böyle 3 kişi çıkabiliyor. Fakat Apex borudan uzaklaştı. Cajun bir yavaş yavaş yaklaşıyor. Şimdi Ventrum'a yaklaşacaktı. Bir ıska. Simon'u CT'ye attı. Çok rahat oynuyor. Yukarıdan sanki hiç kimse gelmeyecekmiş gibi. Tabii Titan'ın genelde iki plant oynadığını biliyorlar. Bu arada Molotov geldi boru tarafına. Kenes de B tarafına geldi. Risk alıyor. Risk alıyor Titan. 3 kişi kaldı TSM. Cajun bir.
attı flash'ını CT'ye, birden geri çekilme kararı aldılar. Zamanda bayağı biraz aldı. Bu arada Kerrigan Mania öldürdü. A tarafına gitme şansları var. A bomboş. Kerrigan çok güzel pozisyon yarattı takımına. Şimdi CT'den A'ya yönelmeye çalışıyor Titan oyuncuları. Cajun B konektöre bakmayı tercih etti. Cajun B ilk gelen oyuncuyu öldürdü. RPK tek başına kalıyor konektörde. Evet, o da arabaya gitti. AWP'yi kaçıracak. Aslında TSM'in aleyhine görünen bir round birden lehine döndü. Evet, Kerrigan'ın sayesinde oldu bu. RPK Kerrigan'ı öldürmeyi başardı. AWP'yi rahat bir şekilde koruyabilir. Kedian belki ona yaklaşabilir. Kedian bir çok uzak bir mesafede zaten. Aslında Kerrigan bu takıma ilk katıldığında hani çok fazla tepkiyle karşılaştı çünkü oyun içi lideri olarak alındı bu takıma aslında. Lider pozisyonunda alındığı için yani eskiden tabii ki çok tecrübeli bir oyuncu Kerrigan. Fakat hiçbir zaman hiçbir takımda liderlik yapmadı. Genelde her zaman ya AWP oyuncusuydu 1.6 zamanında ya da işte Fragger dediğimiz pozisyondaydı. İlk defa bir takımı yönetmeye başladı ve bence gayet de başarılı. Her role girebilecek bir oyuncu demek ki. Hani hem şu an frag'de yapıyor aslında Kerrigan aslına bakacak olursak. Evet. Çok etkili olabiliyor yani AWP ile de işte Kelesh ile de. Gerçekten tam bir joker oyuncu. Her şeyi yapabilen bir oyuncu. Cajun B'yi ezdi bu arada. Evet, AWP düştü. Cajun B hemen orada AWP'yi alıyor. Tek 9 ile Kenny'yi öldürmüş öyle değil mi? O arada konuşurken gözümden kaçtı. İşte eski hali olsaydı mesela Kenny belki de öldürebilirdi çünkü AWP ile ilerlemek hani çok da mantıklı değil şu güncellemeden sonra. Çok yavaş olduğunuz için. Evet, bu arada TSM'in ortayı kullandığını görüyoruz. Aslında Titan'ın gerçi şu an ekolar ama genel anlamda ortanın kontrolünü T tarafına vermek çok kötü bir durum. Yani CT'de oyunun kontrolü elinizden kaçabilir. Eğer TSM bu şekilde ortayı ele geçirirse. Ve çok rahat bir şekilde ilerliyor şu an kısadan Dapri. Evet. Şimdi Kerrigan da main'den gelip Mania öldürdü. Kapıda bir oyuncu var. Oraya döndü Kerrigan fakat Apex'i öldüremedi. Apex'in armoru da var. Apex mükemmel mükemmel vuruyoruz Zipnix'i. Son mermisini de öldürdü. 4 mermisi daha var, Apex çıktı. Mermi bitti artık. Mermi bitti. Ve 5-3 oldu. Çünkü ortayı ele geçirdiğinizde hani neredeyse tüm kontrolü almış oluyorsunuz. Çünkü ortadan hem B'ye gidebilirsiniz hem A'ya gidebilirsiniz. Aynen o şekilde, bir de her türlü oyuna da açık, kafaları karıştırıp fake de verebilirsiniz. Diğer tarafa da yönelebilirsiniz. Tabii ki. Güzel oynadı TSM bu round. Evet, Kenny yine AWP almış. TSM takımının haritaya dağıldığını görüyoruz. Kerrigan kapı tarafında tek başına. Cajun B'yi boost'a çıkarmışlar. Evet, şimdi short tarafına bakıyor Cajun B. Titan'ın zaten ortada aktif oynamadığını fark ettiler. Evet, Titan fazlasıyla defansif bir CT oyunu izletiyor bizlere. Evet, TSM önce yerleşti. Biraz bekledi, ardından orta ve A tarafını kullanmaya karar verdiler. Cajun birden talihsiz bir ıska gördük orada. Evet, dupli B tarafına yöneldi. Bu arada Apex Kerrigan'ı öldürüyor. B'ye gitmeye karar verdiler fakat RPK ve Exodus'ın hala plantta olduğunu görüyoruz. Zipnix de yöneldi. 4 kişi B'ye girecekler. Bakalım planta kadar ilerleyebilecekler mi? 2 kişinin plantta olması güzel bir avantaj Titan için. Evet, yukarıya ve aşağıya smoke'lar geldi. Fakat Apex smoke'tan yararlanıp bir kişi öldürmeyi başardı. Kedian ölüyor. RPK'ye bağlı şu anda Brand'ın gidişatı orada. Dupri'yi öldürmeyi başardı. Cajun B tek başına kaldı. Cajun B. C4'ü kurmak için zamanı var. Kurmadı. Fake veriyor. Zaman gittikçe azalıyor. Kurması lazım. Şimdi tekrar kurmaya başladı. Yukarıda Kenny's var. Maniac. Bu arada yandı Cajun B. Baya bir canı gidiyor. Çıkınca Maniac öldü ve 5-4 oldu. Bir an olabilir diye düşünmedim değil yani. Evet, Kenny's'in bu arada molotofu etkili oldu diyebiliriz. Orada hani
istediği gibi oyun kurabilirdi molotof patlamasaydı. Patlayınca çıkmak zorunda kaldı. Evet, TSM'in ekonomisine baktığımızda çok da kötü olmadığını görüyoruz. Kedim ve Cage'in bir de yeterli para var. Eğer Brand'ı kaybederlerse, C-Dot grup kaybederlerse kesin silah alabilirler diğer round için. Evet, ortayı kullanmayı tercih ettiler. Bence mantıklı olanı yapıyorlar. Fakat kalabalıkta çıktıklarını söyleyemeyiz. İki kişi main'de. Cage'in bir tek başına ortadan ilerliyor. Bakın ne kadar rahat bir şekilde ilerledi ama KNS tabii ki orada izin vermedi. Cage'in B'ye. Maniac Kedian'ı öldürüyor. Maniac Dupree'yi de öldürdü Forklift'ten. RPK şimdi konektöre geldi. Önünde Kerrigan var. Kerrigan öldürmeyi başaramadı. Short'tan girmeye çalışıyorlar. Zipnix Maniac'ı öldürdü. 3'e 2 kaldılar. Kerrigan da ölünce Zipnix tek başına kalıyor. Evet, KNS'in pozisyonunu bozmak için bir molotof attı Zipnix fakat çok geniş bir alan olduğu için kendi rahat bir şekilde bakmaya devam ediyor. Zamanında gelen flash Zipnix'i kör etti. Exorcist'e yaklaşıp Zipnix'i öldürdü, eşitlik sağlandı. Evet, C4 kursalardı herkes keleş alabilirdi belki ama şu anda belki de herkes alamayacak. Tekmen'le oynamak durumunda kalabilir bir oyuncu. Belki de iki oyuncu. Bakalım. Evet, Kedim. Evet, Kedim ve Kerrigan. İkisinin de son harfi ne? İkisi de büyük yazmış. Ufak detaylar. Evet. Ne yapacaklar? Smoke atıp ağa girecekler sanırım. Yerleşim itibariyle öyle göründü fakat vazgeçtiler. Evet, boost'u kullanacak TSM. Dupree KNS'i öldürdü. İyi başladı round'a TSM. KNS kapıdan açılmaya mı çalışmış? Evet. Büyük ihtimal öyle çünkü oradan vurabileceği başka bir spot yok. Evet, evet. Kapıdan açılmaya çalışmış. Bu arada Kedian da öldü. Birebir takası oldu. TSM A tarafını kullanmaya çalışacak. Maniac Forklift'i çok iyi kullanıyor. Orada Maniac'ı durdurmaları lazım. Flash geldi. Maniac kör olmasına rağmen yine iki kişiyi öldürdü. Yine iki kişiyi öldürdü. Plant'te Apex var. Cajun B ve Zipnix kalıyor TSM takımında. En arkaya flash geldi. RPK en arkada beklemeye devam ediyor. Yavaş yavaş yaklaşıyor. TSM oyuncuları çok güzel yerleşmiş. Titan. Exonsons ortaya bakmaya devam ediyordu. Şimdi arabaya doğru yöneldi. Apex için basit bir skor oldu bu. Son skorda RPK'den geldi. 6-5 oldu. Evet, Titan 10-5. Ne çevirdi Titan? Evet, 10-5 bitirmek istiyorlar. Başarabilirlerse. Aslında pistol roundlar çok önemli. Bak mesela biraz önce izlediğimiz Navi karşılaşmasında Navi hem T'de hem CT'de pistol roundları kaybetti. Aslında çok önemlidir bu. Kaybetmiş olmalarına rağmen maçı kazandılar. Aynen öyle. Normalde pistol roundu kaybedince direkt sanki böyle 2-0 ya da 3-0 geriye düşmüş gibi oluyor aslında. Evet. Bu arada TSM'den iki kişi öldü. RPK Kerrigan'ı da öldürdü. Dupli Kedian ikilisi kaldı. Kedian da ölünce Dupli tek başına kalıyor P250 ile. Evet, Dupli orada can çekişiyor. Her tarafta Titan oyuncuları 7-5 oldu. Titan için bu arada talihsiz bir EG. Titan için kolay bir rant oldu. Evet, nerede o eski KNS diyorum yani. Aynen öyle. Güncelleme KNS'i bu kadar bitirmez diye düşünmüştüm aslında ama Twitter'da da gördüğüm kadarıyla morali biraz bozulmuştu. Özellikle dünkü maçları izleseydin, eğer izledim mi bilmiyorum ama gerçekten çok 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 kötü oynadı. Psikolojikmen etkilenmiş olmalı ki bu durumdan. Evet, Kenny boost'a bakıyordu. Hala bakmaya devam ediyor. TSM'in standart bir yerleşim var T tarafında. Round başında genelde bu şekilde oynuyorlar. Ekstra bir durum olmadığı sürece beraber A'ya ya da B'ye gitmek istemedikleri sürece. Evet, RPK genelde Ventrum'da en arkada kutuda oynardı. Cajun bir o yüzden oraya molotof attı fakat bu sefer orada değil RPK. Evet, TSM'in aslında bu kadar rahat bir şekilde B tarafında oynaması Titan'ı çok iyi analiz etmiş olmaları. Çünkü Titan dediğim gibi her zaman iki kişi plant'te.
Şu an Ventrum'a çok rahat bir şekilde ilerleyebilirler. Hatta Dupli Ventrum'a girdi. Fakat işte Titan'ın B'de kalabalık olduğunu görüyoruz. Apex de geldi yukarıda. Yerleşti. Evet, Dupli inanılmaz şaşkın. Cajun bir Exodus'ı öldürdü. RPK plant'te. Apex yukarıda, Apex'i pek tahmin edebileceğini sanmıyorum. Cajun'un Apex risk aldı. Cajun'u öldürdü. Hemen A'ya dönüyoruz. Kenny's orada. Kedi'nin ayağından vurdu. 16 canı var Kedi'nin. Kenny tekrar çıktı. 33 canı var. Kenny zor durumda. Üstüne koşuyorlar. Maniac orada çok güzel yardım etti takım arkadaşına. Ve Titan 8-5 yaptı. Ayağından öldürdü diyordum neredeyse. Evet, Titan'ın bu çok sık yaptığı bir şey aslında ya. Hani bir spotta iki kişinin durması. Güzel avantajı çeviriyorlar bunu. Aynen öyle, ama bazen dezavantaja da dönebiliyor. Mesela geçen roundlarda B'ye girdiklerinde TSM rahat bir şekilde round almıştı. Evet, dediğin gibi kötü de sonuçlanabiliyor. Evet, Titan birden B tarafına yöneldi. B'ye hızlı bir şekilde girmeye çalışıyor TSM takımı. Cajun bir RPK'yi öldürdü. Cajun bir neler yapıyor? İki mermi sıktı adeta. Çok rahat bir şekilde B'ye girdi TSM. Evet, Dupri güzel bir yere kurdu C4'ü. Ventrum tarafından çok rahat bir şekilde görebilirler. Maniac çok kontrollü, her yere bakıyor. Kenny yukarıda. Evet, biraz yandı orada Kenny. 40 canı kaldı. Zipnix arkadan gelen oyuncuyu öldürdü. 3 kişi kaldı Titan. Kenny'den bir skor. Evet, silah korumaya çalışacak Titan oyuncular, fakat Kedi'nin buna izin vermez diye düşündüm ama birden arkasını dönünce Kenny için basit bir skor oldu. Kenny yukarıdan denedi şansını. Evet. Cajun bir... Yani henüz TSM'de çift taneye ulaşan yok. Yani... Cajun bir 20'ye 9 oynuyor arkadaşlar. Vallahi ne yapacaklar? Bu şey gibi oldu hani... Zanteres gibi bir şey oldu hani... Aynen. Copenhagen Games'i izlerken ben hani sürekli bu tabloyu görüyor gibiydim. Ama bu... Aslında şöyle bir durum oluyor. Hani Cajun bir vuruyor. O yüzden 8-6 diye düşünmemek lazım. Bu bir takım oyunu olduğu için hani madem öyle herkes base'de dursun. Cajun bir gitsin herkesi öldürsün yani. O mantıkta öyle olur. Ama bu bir takım oyunu. Sadece Cajun bir biraz etkili öne bu takım çıkıyor. Oyununda. Evet, öne çıkıyor. Evet, yine boost'u kullanıyor TSM. Bu sefer iki kişi çıktılar. Evet, böyle oyunun ortalarında boost'a çıkmak da rakibi şaşırtan durumlardan bir tanesi. Ve arada, bekliyorlar halen hiç görünmeden. Evet, beklemeye devam ediyorlar. Demek ki bir planları var. Kerrigan ortaya flash attı. Şimdi flash da çıktılar. Evet, orta boş. Rahat bir şekilde çıktı TSM. Birebir takası oldu. A tarafına yönelecekler. Ortadan bakalım gidebilecekler mi? Sol taraflarında Apex var, smoke'tan çıkmayı deneyecekler. Apex Zipnix'i çıkarmadı. Dupri de çıkamadı orada ama Cajun B çıkıyor. Çünkü o Cajun B. En arkada Kenny's var. 18 saniye kaldı. Cajun B bakalım ne yapacak. C4 biraz uzak mesafede aslında kendisinden. RPK geldi öldürdü. Rakibini 9-6 bitiyor. İlk yarı. Evet, genel anlamda baktığımızda Maniac'tan çok etkili bir performans gördük. Titan'da Cajun B'yi zaten bayağı bir övdük. Söylenecek çok fazla bir şey yok onun hakkında. Gösteriyor tablo bize her şeyi. Maniac dünden beri çok iyi oynuyor. Dün de çok iyi bir performans sergilemişti. Bugün de yine devam ettiriyor. Bence Maniac'ı hırslandırdılar. Çünkü gördüğüm kadarıyla CSGO topluluğu, özellikle Avrupa'da birçok forumda görüyorum bunu ya da işte Reddit'te. Sürekli taşlıyorlar adamı. Yani işte kötü oynuyor, kötü oynuyor, kötü oynuyor dediler sürekli onun için. Yani Titan'ın yenilme sebebi olarak göstermeye başladılar. Belki de o, yani bu yorumlar Maniac'ı hırslandırmış olabilir. Bir adım dün öteye taşımak için. Dün o kadar hırslıydı ki, görmen lazım. Hani böyle ölünce falan kendini yırtıyordu yani. Hani normalde bu tarz seviyelerdeki oyuncular yapmaz öyle şeyler ama çok çok hırslı yani dediğin gibi. Evet, 3 kişi yerleşmiş. TSM takımı A plant'e. Şu anda tam çapraz ateş durumu söz konusu. A'ya girmek biraz zor olabilir. Maniac öldü. Çıkmaya çalışıyorlar kapıdan. Zipnix kör oldu. Zipnix
Orada çatışıyor Kenny's de, fakat Kadeem ve Kijin Bin'in skorları Exynos'u tek başına bıraktı. Feel the power. Geliyor bakalım P250'de neler yapacak. Karşısında 4 TSM oyuncusu var. Kevin geldi. Kijin Bin'e öldü. Evet. Tam da okuyamıyorum aslında. Kevin mi desem ona ama çok kafa karışır. Adamın adı çok kolay, Nicky çok zor. Böyle bir gerçek var. Evet, TSM bu SMG'lerin tabii ki güçlendirilmesi değil mi? Tek9'lara karşı rahat rahat öldürüyorsun onu. Aynen öyle. Aynen öyle. UMP sabitleri olsun de çok güzel oldu. Kesinlikle. Aslında Tek9'ın gücünü çok fazla azaltmamalarının sebebi de bu bence. SMG'lerin güçlenmesi. Çünkü Tek9'a karşı etkili olabiliyor. Çok fazla da kullanılmıyordu. Belki de teşvik etmek amaçlıydı. Evet, kesinlikle o da olabilir. Evet, Apex bu arada Dupree'yi öldürdü. 4 kişi başladı. TSM takımı Cajun Bee çok, yani böyle bir duruş var mı dünya üzerinde? Varmış. Cajun Bee duruyor. Ne kadar korkusuz yani. Evet, böyle bir özgüven de var tabii ki. Evet, Titan Brand'u kazanırsa çok iyi olacak onlar için. Kerrigan B'de beklemeye devam ediyor. Evet, short'tan ve main'den A tarafına gidiyor. TSM takımı, Kadeem ve Zipnix'in fragleri. Cajun Bee geldi arabaya. Tehlike geliyor. 3'e 3 kaldılar. Plant'e girmeye çalışıyorlar fakat Zipnix orada izin vermeyebilir. Zamanında gelen EG Kenny'si uçurdu. Kerrigan da Exynos'u öldürdü. Maniac tek başına kalıyor. Maniac orada zaten pek yapacak bir şey kalmadı. 9-8 oldu skor. Ama söylediğin gibi Kadeem sırıtmıyor yani. Yok yok, sanki yıllardır hani buradaymış da böyle hani turnuvaya gelmiş. Hiç umurunda değil yani, görmen lazım. Virtus Pro maçında özellikle çok 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 daha iyi oynadı. Paşa'yı ağlattı yani. Evet, Dupree MP7 ile B'den açılmaya çalışacak gibi görünüyor. Evet, hiç korkmadan açıldı. Apex'i öldürdü Dupree. Devam ediyor Dupree. RPK'yi de öldürdü. Beklemeye devam ediyor ve hatta devam edecek, oradan koşmaya devam edecek daha doğrusu. Kenny var karşısında. Kenny'si de öldürdü Dupree. Yanında Cajun Bee vardı. T tarafından gelen Mania öldürünce Kevin tek başına kalıyor. Onda da Glock var zaten. Evet, Dupree için basit bir skor daha ve eşitlik sağlandı ilk haritada. Titan oyunu rahat açamıyor gibi T tarafında genelde. Bunda da yine bence Kenny'nin performansından dolayı, çünkü bir yere vurup giriyorlardı genelde ama şu an Kenny daha düşük seviyede olduğu için eski performansına göre onunla bağlıyorum ben bu durumu. Şu anda da AWP alamamış, ekonomisi çok iyi olmadığı için bence Keleş dönerse daha makbul gibi gelmeye başladı bana. Ya da bir alışma sürecim artık, bilemiyorum. Şu an bayağı bir gömdük aslında biz Kenny'yi ama. Ama gerçekten hak ediyor şu an. Evet, Titan aynı şekilde TSM'in yaptığı gibi diyelim. Önce harita kontrolünü sağlamaya çalışıyor. Her yere dalmış durumdalar. Evet, Cajun bir A tarafına yöneldi. TSM'in risk aldığını görüyoruz. Dupree tek başına B'de. Ona yardım edebilecek tek oyuncu Cajun bir, o da bir gidiyor bir geliyor. Evet, bu arada Titan ortayı kullandı. Ortaya çıktılar 3 kişi. Şimdi Ventrum indi. Exynos B tarafına gidecekler. Plant'taki oyuncuyu fark ettiler. 2 kişi Plant'ta oynuyor TSM. Dupree ilk skoru aldı. 4 kişi kaldı. Titan RPK. Cajun Bee öldürüyor. Dupree orada yaşamaya devam ediyor. Dupree RPK'yi de öldürüyor. Dupree için çok basit skorlar bunlar. Herkes kör. Zamanında gelen flashlar gerçekten Dupree'ye çok güzel pozisyon yarattı. Maniac tek başına kaldı. İki oyuncu karşısında. Evet, 5 canı var Maniac'ın. Zaten zaman da bitmek üzere. Dupree çok sabırlı bir şekilde beklemeye devam ediyor plant'te. Dupree bekledi. Dupree beklemeye devam ediyor. Maniac öldürdü rakibini fakat zaman yok. C4'ü alamamıştı zaten. Silahını korumayı başardı. 10'a 9 oldu.
CT'den gelen yardım gerçekten çok etkili böyle durumlarda. Gelen flashların hepsi Titan oyuncularını kör etti. Bu da Dupri'nin tabii ki orada etkili olmasını sağladı diyebiliriz. Evet, artık beraber hızlı oynamanın vakti geldi sanırım Titan için. Kalabalık bir şekilde main'e gittiler. Ve force buy yaptıklarını görüyoruz. Bu round oldukça önemsiyorlar. Evet, iki bomba, bir smoke ve bir flashla girmeye çalışacaklar. Bakalım ne kadar başarılı olacak. Maniac girdi şimdi Keleş'te. Short'tan gelen Kadian Apex'i öldürdü. RPK'yi zorluyor orada. RPK de öldü. Kadian daha fazla dayanamıyor. Bu arada Kerrigan da öldü. 3'e 3 kaldılar. Kenny, Cajun bir öldürüyor. Kenny çok ortada kaldı. Dupri için 2 skor. Maniac tek başına kaldı yine. Her şey çok hızlı gelişti. Arabadaki oyuncuyu görmedi Maniac. Görmedi. Zipnix Maniac'ı öldürüyor. 11-9 oluyor skor. Cajun bir 25 skora ulaşmış durumda. Maniac da 23. Cajun bir vs Maniac gibi bir şey oldu. Evet, Titan bir tane eko yapacak. Yalnız Kadian orada yine etkili 2 skor yaptı. Aldı daha Aynen doğrusu. öyle. Hani o anda Rush'ı engellemiş oldu. TSM çok güzel bir oyun sergiliyor ya. Gerçekten ben burada Vakit vermiyorlar yani. Dupi'yi de kutlamak lazım yani. Kritik noktalarda aldığı skorlar Round'un kaderini değiştirdi. Cajun bir Dupri yine beraber B tarafındalar. Cajun bir bu sefer uzaklaşmıyor takım arkadaşından. Evet, Kedin de zıplayarak ortaya bakıyordu. Forklift'te kapıdaki oyuncuyu gördü. Dupri RPK'yi öldürdü. B tarafında başka oyuncu yok. Evet, gördüğünüz gibi A tarafına girmeye çalışacak Titan takımı. Forklift'in yanına gelen Smoke. Zipnix hemen plante koştu. Zipnix Maniac'ı öldürdü. Gelen flash kör ediyor Zipnix'i. Yukarıya çıkan oyuncu var. Zipnix orada hiçbir şey yapamadı. Bu arada Kenny eski kişiyi öldürüyor. Apex Cajun B öldü. Kenny tek başına kaldı. Çok ince aradan öldürüyor Cajun B'yi fakat sol tarafındaki oyuncuyu bildiğini pek sanmıyorum Kenny'nin. Kenny forklift'e odaklanmış durumda. 17 saniye kaldı. Kenny attı flashını. C4'ü kurmaya çalışacak. Şimdi kurmaya çalışıyor. Dupri kör oldu. Kedi yukarıya çıkmaya çalıştı. Çıkamadı. Derken Dupri Kenny'si öldürüyor. 12-9 oldu. Skor. Round vermeyecek gibi görünüyor TSM. Evet. Eğer bu roundu da kazanırlarsa. Gerçi şu anda gördüğüm kadarıyla C4 kurdukları için Titan'ın parası var diğer round için. Çünkü 2700, 2200 görüyorum. Round'u kaybetseler bile yeni silah alabilirler. Dupri direkt Ventrum'a indi. Bu arada Kenny Cajun B'yi öldürüyor. Şu anda Dupri'ye bağlı her şey. Dupri attı flashını. Dupri kendini de kör etti ama yine de öldürüyor Apex'i. Açılana kadar RPK'yi Dupri'yi öldürdü. Evet, Zipnix yaklaşıyor. Kadian hala main'de. Kerrigan ilk gelen oyuncu RPK'yi öldürdü. Kadian, pardon, Kerrigan. Nickler o kadar benziyor ki. Smoke'tan bakmaya devam ediyor. Bir smoke daha geldi ama hala açık bir nokta var. Fakat Maniac Getrightçılık oynayınca Kerrigan öldü. Zipnix var orada. Maniac neler yapıyor gerçekten çok etkili. Kadian tek başına kaldı. Evet, bir şeyler anlatmaya çalıştı. Evet, Kadian da Kenny öldürdü. 12-10 oldu. Titan pes etmediğini göstermiş oldu. Evet, 25'e 14 oynuyor Maniac. Cajun B'de 26'ya 14. Evet, her iki takımın da lideri yine aynı skorda. 8-16, 8-16. Kerrigan ve Existence. Bu kadar tesadüf olur. Kendi böyle birkaç tane vursa aslında böyle bir gazlanıp O patlamayı yapamıyor bir şekilde. Bir tane vuruyor, 3 round duruyor, bir tane daha vuruyor yani. Bir şekilde bir devamlılık sağlayamadı bu oyunlarda. Zipnix'i görmüştü Kenny fakat isabet yok. Main'e bakmaya devam ediyor. Şimdi Forklift'e doğru bir Molotov gönderdi.
Evet, TSM'in yerleşimine baktığımızda 3 kişinin B tarafında olduğunu görüyoruz. Cadian konektörü kontrol altına almaya çalışan oyuncu Zipnix de A plant'te bekliyor. Evet, B'ye ağırlık vermiş TSM. Tamamen şans tabii ki şu an. Manian raporuna da bağlı bir durum. Ki zaten Titan'ın da A tarafına gittiğini görüyoruz. Evet, Apex'in 40 canı kaldı nasıl olduysa. Octave'in yanına bir smoke daha geldi. Titan bayağı bir yavaşladı orada. Çünkü TSM kontrolü sağladı diyebiliriz plant tarafında. Fakat birden girince herkesi öldürdüler. Kerrigan tek başına kaldı. Evet, Kerrigan herkesten habersiz bir şekilde kapıya kadar gitmişti. Kapıyı suratına kapattılar Kerrigan'ın. Adeta suratına kapandı şu an kapı. Tam bir de öldüreceği zaman. Belki de Kenny'si öldürecek miydi acaba yani bayağı. Kafasını tutmuştu Cross'u ama. Evet. Kerrigan neler yapıyor? Aynen öyle dedi. Siz misiniz kapıyı kapatan? Açtı. Abi bu kadar olur mu ya? Resmen savurdu yani. İki mermi attı USB'li iki kişi. Evet, skor 12-11. Evet, Kejimi ve Zipnix'te famos olduğunu görüyorum. Kerrigan AWP ile oynayacak. AVP diyecektim artık. Her şeyi İngilizce söylemeye çalışıyorum. Ben. Şaşırtıcı. Evet, Maniac yine kapıda. Standart bir yerleşim. Titan takımından Kerrigan ile Kenes'in bir karşılaşması olabilir orada. Fakat Kerrigan'ın risk almayacağını görüyoruz. Kenes'i yukarı atmayı tercih ettiler. Evet, Kenny konektörü zoom açtı. O tarafta kimse yok. Hatta şu an TSM Titan gibi oynuyor CT tarafında. Ortada agresif bir oyun göstermiyorlar. Kenny sabırla bekliyor, sabırla bekliyor. Şimdi ortaya kalabalık çıktılar. Kenny indi. Evet, Apex tek başına çıktı ve C4 Apex de ilginç bir şekilde. Kerrigan'a bağlı round. Evet, Kerrigan bakalım ne yapacak orada. Çok... Oh. What? Of. Duvardan vurdu Kenny's. Duvardan vurdu Kerrigan'ı. O neydi ya? Ve 4 kişi kaldı TSM takımı. Gerçekten inanılmaz vuruyor. Şu anda Dupri'ye bağlı her şeyi. B tarafına gidiyorlar. Dupri de Apex'ten headshot yedi. B tarafına girdi Titan. İnanılmaz bir oyun Kenny's'ten. Gerçekten hiç beklenmeyen bir zamanda yaptığı o hareket. İşte bu yüzden Kenny's adam. Evet. Şurada merminin izini görebilir miyiz acaba? Gerçekten inanılmaz. Kerrigan şu an neye uğradığını şaşırmış durumda. Bu kutunun yanına bir mermi sıktı ve Kerrigan'ı öldürdü. Evet, Kerrigan'ın da burada cesedini görüyoruz. Yere yapışmış. Evet, Kenny şu hareketiyle belki de round'u kazandırdı. Dupri de bu arada çok İlginç bir noktadaydı orada. Hiçbir skor alamadan Apex'i öldü. Evet, eşitlik sağlanıyor tekrardan Titan TSM karşılaşmasında. Finalde Navi rakibini bekliyor. Titan TSM maçının kazananı Navi ile karşı karşıya gelecek. ESL. Sus for round yazdı. Nepe. Evet, Navi şu anda şaşkınlıkla izliyordur bu karşılaşmayı. Neler dönüyor abi? Ortada Apex var. Apex şu an rahat rahat ilerliyor. Çok rahat bir şekilde devam ediyor oradan. Flash da geldi, çıktı. Plant'taki oyuncuyu gördü. Fakat smoke gelince şimdi geri çekildi. RPK B'de açılanları bekliyordu. Açılan iki oyuncuyu da öldürmeyi başardı. B'de başka kimse yok. Evet, Kerrigan buradan yaklaşmaya çalışıyor. Apex bekliyor orada. Kerrigan öldüremedi rakibini. Zipnix ve Cadian kaldı geriye. Bu arada Maniac o kadar çok kapıda oynamış ki artık suratlarına kapatıyorlar kapıyı. Ama yine de çıkıp Zipnix'i öldürmeyi başardı. Cadian tek başına kalıyor. Evet, Maniac'ın peşinde koşacak ama o bayağı alıp başını gidecek sanırım. A taraflarında olduğunu tahmin ediyor Cadian'ın sanırım Maniac. Evet, her yere bakmaya çalışıyor. Genelde böyle durumlarda ölürsünüz ama değil mi? Hani her yere bakamazsınız. Aynen. Yani.
O benim çok sık yaşadığım bir şey aslında. Baktım baktım ya, adam yok. Hop tak. Ama işte takım anlamında oynadığında herkes bakacağı yeri biliyor yani. Biz normalde mesela tek oynadığımızda öyle sorunlar olabiliyor. Ama takım anlamında oynadığınızda herkesin bakacağı yer belli olduğu için tek bir noktaya bakabiliyorsunuz. Onun rahatlığı oluyor yani. Evet, bu arada Carrion P250 ile, pardon, özür dilerim, yerden Colt aldı. Colt'unu saklamaya çalışıyor. Durum 13-12'ye geldi diyebiliriz artık. Ne düşünüyorsun? Yani açıkçası Titan çok kritik roundlar aldı. O Kenes'in o duvardan vurduğu ve B'ye girdikleri round çok önemli bir roundtu mesela. Şimdi TSM bu roundu kazanamazsa çok zor durumdalar. Ve Titan'ın ekonomisi inanılmaz iyi şu an. Evet, Kenes'te 12.800 dolar var yani. 9.150 de, Takımı evet, RPK de var. Yani artık Eko söz konusu bile olamaz şu noktadan sonra. Lafı bile geçmez yani. Evet, Mania kapıda, aslında bu kapı çok önemli bir nokta gerçekten A tarafı için. Hani kapıda bir oyuncu üstünlüğünü kabul ettirdiği zaman T tarafında, hani sürekli o A plant'taki adamlar kafasını kapıya takıyor yani. Hani kapı gelecek mi? Kapı ne zaman gelecek? Kapıdan çıkar mı? Bu da aslında Titan'ın rahat bir oyun kurmasını sağlayabiliyor bazı durumlarda. aynen öyle. Brown çok şey getirir. Evet, bu sefer Maniac kapıda öldü. Evet, TSM'in yerleşimi B tarafında çok iyi. Kapı açık. Kedi'nin bakıyor kapıya. Main'de Apex var. Cage'in bir kenesi öldürdü. 3 kişi kaldı. Titan çok dağınık oynuyor, Titan takımı bu roundda. Exodus'ın Kerrigan'ı öldürdü. Apex yavaş yavaş A tarafını fakelemeye çalışıyor. Cadian Apex öldürdü. Exodus ve RPK kaldı. Bakalım ne olacak? Konektöre gidemiyor. Kevin RPK tek başına kaldı. Havada indirdiler adeta. Evet, RPK yavaş yavaş ilerliyor ama plattaki oyuncu kör galiba. Galiba kör oldu şu anda. Abi ne? Kesin biri söyledi. Yani kesin biri söyledi. Arkada, arkada. İşte o anki odaklanmadan dolayı mesela izleyen görebiliyor ama oynayan göremeyebiliyor. Aynen öyle. Evet, eşitlik tekrar sağlandı. Şimdi ilk dağınık yerleşmede, yani dağınık bir şekilde yerleşiyorlar. Harita kontrolünü sağlamaya çalışıyorlar. O esnada bir kişi öldüğünde tüm Lego bozuluyor T tarafında. Evet, Apex ortada, Kerrigan öldü. Kenny rakibinin yerini biliyor fakat Kerrigan orada oyunlar yapabilir. Belki de yardım alacak takım arkadaşından. Kenny oraya bakmaya devam ediyor. Kerrigan molotofu attı sol tarafa. Orada kimsenin olmadığını anladı. Kenny yukarıda. Kerrigan ilerliyor. Kenny'yi gördü. Kerrigan açıkta duruyor. Adeta öldürdü Kenny'si. Aynı zamanda Zipnix de Kevin'i öldürdü. Oh, Kevin'a yardıracaktı galiba Apex. Yanlışlıkla S'den yazdı arkadaşlar. Kevin'in Kevi. Evet, forkliftten ilerledi. Maniac başarılı olamadı. Kerrigan'ın smoke'u çarpıyor RPK'ye. 14-13 oluyor. Birden Hakan TSM'in lehine döndü oyun. Valla Eko söz konusu değil dedik. Biraz Eko'ya kadar yani çok getirdiler. sonraları kaldı. Aynen öyle. Bakalım ne yapacaklar bu round. Bu round alamadıkları takdirde gider bence. Evet, mecbur artık force play'e gidecekler son round olduğu için. Eğer bu round'u kazanamazlarsa. Bir böyle sunucu şeyi vardır ya, hani bir şeyi söyler hep tersi çıkar. Ben onu çok yaşarım mesela. Aynen. Benim söylediğim hiçbir zaman çıkmaz yani yayın esnasında. Ben de Virtus Pro dedim, TSM'i çıkarttım Bakalım ne olacak ki, şöyle bir şey var, ben mesela maçtan önce konuştuk, ben hani TSM'i bir adım önde görüyorum dedim, bak orada da şimdi gururlandım TSM kazanırsa. Evet, Manian 44 canı var. Bu arada bir flash geldi. Dupri baktı B tarafında, kimsenin olmadığını gördü. Yukarıdan bakalım neler oluyor. Maniac yine kapıda, iki kişi main'de oynuyor. Titan Apex Kedian'ı öldürdü. Evet, plant'e doğru ilerliyor Apex. İlerlemedi, durdu. Evet, bombalar geliyor ama pek umursamıyor şu anda TSM takımı.
Evet, Apex'i yukarı atacaklar. Çok mantıklı bir hareket ama tam ortada şu anda Apex, her yerden görülebilir bir pozisyon. Kerrigan Mania öldürdü. Kenny Kerrigan'ı öldürüyor. Plant'te hala yaşayan bir oyuncu var TSM takımından. Apex orada skor alamadı. Zipnix çok akıllı oynadı. Zipnix. Zipnix hala zamanı kullanıyor. Zipnix. Molotov geldi artık. Yapacak hiçbir şey yok orada. Ve Brown Titan takımına gidiyor. Kenes'in skoruyla tekrar eşitlik sağlandı. Çok ilginç bir noktaya geldi maç. Gerçekten yani bir TSM, bir Titan öne geçiyor, bir TSM öne geçiyor. Bir beraber oluyor falan. Şimdi Titan 15-14 yapar. TSM gelir 15-15 yapar, uzak maç herhalde. Değil mi? Yani şu anda izlediğimiz tüm maç sonucunda böyle bir sonuç. Aynen öyle. Beklenebilir yani. Evet. Cajun bir AWP ile oynuyor bu önemli roundda. Mania'nın 60 canı kaldı kapıda, bence çok fazla şansını zorlamasın, kapıdan da ölebilir. Fakat Cade yanında 63 canını bıraktığını görüyoruz. 14-14 arkadaşlar, bu roundu kazanan taraf beraberliği garantileyecek. Yine boost'u kullanacaklar. Bakalım Kenny başarılı olabilecek mi? Kenny sağa bakıyor. Altında Kerrigan var. Kerrigan'ın yakılmaması tüm planları bozabilir. Kenny bir türlü Cadian'ı böyle tam anlamıyla göremedi. Silahın ucunu gördü sanırım. Cadian zaten çekti gitti oradan. Kerrigan ortada. Dediğim gibi pozisyonu çok avantajlı bir pozisyon. Evet, Titan'ın nereye gideceği şu an tam olarak belli değil. Existence'ın ne yapacağına bağlı. Kenny'ye bıraktı C4'ü. Ortaya çıktı Kevin. Kerrigan izin vermedi buna. 4 kişi başladı. Titan daha doğrusu neredeyse round bitecek. Başları demek yanlış olur. Maniac Zipnix'i öldürdü. Birebir takas söz konusu. B tarafına gitmeye çalışıyorlar. Çok fazla flash geliyor. Maniac Kerrigan'ı öldürdü. Apex Kerrigan'ı öldürdü. Birden TSM lehine döndü round. Bakalım Dupri hala bekliyor. Dupri. Cajun B'ye bağlı şu anda Hakan. Çok 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 kritik. Cajun B, Forklift'in sağ tarafına bakıyor. Aya C4'ü kurdu. Bakalım. Heyecanlandım ya. Vazgeçtiler Hakan. Bıraktılar, vallahi vazgeçtiler. AWP'yi düşürmenin de yani bir mantığı yoktu orada. Bence doğru bir karar. Bence de. Son round'a bırakacaklar şanslarını. Bakalım dediğimiz gibi 15-14 oldu. Son round 15-15'e getirebilecekler mi? Evet, Titan için sancılı bir round oldu. Hani round'un ortasında neredeyse 30 saniye kala Existence öldü. Fakat birden Maniac ve Apex'in skorlarıyla Titan'ın lehine dönmüştü round. 15-14 oldu. Evet, TSM'in kaderi belli olacak. Sadece iki oyuncularında silah var. Evet, Cajun B ve Dupri zaten silahlarını korumuştu. Kerrigan MP9 almış. MP deyip 9 demek kötü. MP9. Yarı İngilizce, yarı Türkçe. Ama hep onu yapıyoruz ya. İstemsiz oluyor, alışkanlık tamamen. MP5 falan hani. Eskiden aynen. De MP5 derdik abi. Evet, TSM defansif oynayacak artık. Zaten başka şansları yok. Çok fazla risk alınacak bir round değil aslında bu round. TSM için. Maniac her zaman olduğu gibi kapıda. Benim gibi kapıya yapıştı böyle. Ben de çok kapıda oynuyorum. Ama bir maniac değilim tabii ki. Evet, bu arada A tarafına çok fazla bomba geliyor. Maniac zıplayarak kontrol ediyor. Bir yandan ilginç bir flash. Şu anda bir flash öğrendim Maniac'tan. Kesinlikle kullanırsın artık. Artık kullanırım ben de kapıya gittiğimde. Teşekkürler Maniac. Evet, yine bir boost söz konusu. Apex'i yukarı attılar. Apex çok ortada kaldı işte. Her taraftan göründüğü için kötü oluyor aslında. Evet, girmeye çalışacaklar. Titan biraz zor durumda. Çok fazla smoke var her yerde. Zipnix orada bir skor aldı. Giremiyorlar sanırım. Cadian öldü. Durp RPK'yi öldürdü. Exonsus ve Kenny's kaldı. Kenny's'i de öldürdüler. Kevin tek başına kalıyor. Senaryo tuttu herhalde. Evet, Hakan'ın senaryosu tuttu arkadaşlar. Kevin arkasını döndü o flash'a. Kevin hala yerden pistol alma derdinde, round bitmiş. Evet, eşitlik ve uzatmalar. Uzatmaları izleyeceğiz. Titan TSM karşılaşmasında. Gerçekten şey oldu ya böyle, hani
beklediğimden çok daha çekişmeli bir maç oldu. Aynen. Aynen öyle. Zaten çok uzak takımlar değiller birbirlerine. Zaten söylemiştik Apex'in Kennen'in performansı biraz yüksek olursa belki zorlarlar ya da alabilirler diye. Evet. Apex yine fena oynamamış. Apex Ama son Bütçecinin gerçeği de zamanlarda, var. ha, özür dilerim lafını kestim bu Yok yok arada. yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Apex'i son zamanlarda böyle görüyorum, tweet atıyor ya da işte Facebook'tan paylaşıyor. Hani çok kötü oynadım. Aslında ben işte bu kadar kötü bir oyuncu değilim. İşte önümüzdeki turnuvada ya da önümüzdeki maçta çok daha iyi olmaya çalışacağım falan. Hani hiçbir zaman böyle düşmüyor yani. Oyundan hiçbir zaman düşmüyor. Öyle bir güzelliği var. Evet, bu arada Mania performansı da değil mi? Unutmamak lazım yani. Aynen. Dünden beri hani gerçekten sırtladı takımı götürüyor şu an. Evet, bu arada bundan sonraki harita Dust2 sanırım. Evet, Dust2 oynayacak arkadaşlar bundan sonra. Son harita Inferno'ymuş, uzarsa eğer. Son haritaya, ki ben uzayacağını düşünüyorum son haritaya. Şahsen. Bu kadar çekişmeli bir maçtan sonra herhalde ikinci haritada Üçüncü da. raundu hak etti yani. Evet, son haritayı hak ediyor bence bu karşılaşma. Tabii Keyşi kazanan da böyle rahat bir nefes alacak. Çünkü ben her iki takımın da iyi bildiğim için Dust2'de hem Titan'ın hem TSM'in iyi oynadığını biliyorum. Artık orada göreceğiz. Eskiden olsa derdim Kennen'e çıkıp herkesi öldürecek falan. Kennen için basit bir oyun. Ama alışkanlığından bir türlü vazgeçememiş. Yine zoom'u açıp yürüyor. Evet, işte bu da zaten birçok sefer ölmesine sebep oldu. Aynen öyle. Evet, uzatmalar başladı. 19 olan takım kazanıyor arkadaşlar. 18-18 olması durumunda bir uzatma daha izleyeceğiz. Evet, standart bir şekilde. Evet, bu arada bir farklılık var. 2 AWP oynuyor TSM. Bakalım bu maçın gidişatına etki edecek mi? Kerrigan ve Kejimbi TSM takımında AWP alan oyuncular. Kejimbi B tarafına bakıyor. Kerrigan da bakalım nereye gitmiş. Konektördeydi önce. Gerçi hala orada oynamaya devam ediyor. Kendisi belki boost'u atarlarsa. Kendi genelde konektörü kontrol ediyordu çünkü. Ama Kerrigan'ın pozisyonunu değiştirdiğini görüyoruz. Plant'e gitti. Evet, profesyonel oyunda dikkat ettiysen ortayı önemsemiyorlar. Yani ortaya Aynen. çıkmalarına izin veriyorlar. Aynen, orta bomboş. Yani oradan oyun kurmalarına bile izin veriyorlar. İçeride karşılıyorlar adamları. Evet, bu da gerçekten çok zor bir şey. Tabii ki TSM'in de çok üst düzey bir takım olduğunu gösteriyor bu. Aynı şekilde Titan da bu şekilde oynadı CT tarafında. Evet, şimdi şu orta doğru ilerlemeye çalışıyorlar. Kenny Kerrigan'ı öldürdü. En arkadaydı Kerrigan. İyi başladı Titan. 4 kişi TSM takımı. Bakalım Titan bu avantajı kullanabilecek mi? Manian B tarafına gittiğini görüyorum. Evet, Exodus Dupree'yi öldürdü. B'yi kullanacaklar. Kejimbi anladı. Hemen geldi B'ye Kejimbi. Çok fazla oyuncu var Kejimbi'den. Bir ıska. Kejimbi tekrar denedi. Bir ıska daha. Bu sefer öldürdü Mania. Bir oyuncu daha geçiyor önünden. Yanıyorsun Kejimbi. Yanıyorsun. Yan cayır cayır yandı. Zipnix ve Cadian kaldı. Evet, TSM silah koruyacak Hakan. Yaktılar. Nerd Ali'yi. Yaktılar Kejimbi. Kejim bir kendi kendini yaktı orada aslında. Hiç farkında bile değildi durumun. Evet, o kadar odaklanmış ki Aynen. bence tam böyle fark ettiği anda öldü gibi bir şey oldu. Chatten direkt yanıyorsun Fuat abiler gelmeye başladı. Evet, Kadyum ve Zipnik silahlarını korudular. Evet, Titan için çok kolay bir round olmadı aslında tabii ki, ama kolay diyemeyiz de. Hani çok temiz bir round oldu. Sadece bir kayıp verdiler. Maniac öldü sadece. Herkes de silahını korudu. Kimse ölmedi. Maniac dışında rahat bir şekilde ekonomi de yapmış oldular şu anda. Aynen öyle ve AWP de düşürdüler bir tane. Bu da önemli. Evet, tabii ki. Kesinlikle doğru söylüyorsun. AP'de düşürdüler. Hatta 2 AP düşürdüler. Aa, Kerrigan da aynen. öldü. Kejimbi de öldü. Evet, Kerrigan yine konektörde ortaya zoom açtı. Kejimbi burada bu sefer.
Evet görüyorsun, round'u kaybettiler mi hemen başka bir şey deniyorlar. Çözmeye çalışacaklar bakalım, çünkü orta artık kullanılmaya başladığı için Cage'in bir board'dan hemen ortaya yardım edebilecek bir pozisyonda. Fakat Kenny Kerrigan'ı öldürüyor. İyi başladı Titan yine. Kenny Bori'ye bakıyordu. Bori'ye gelen Molotov Kejimbi'nin pozisyonunu bozmasına sebep oldu. Evet bayağı güzel Molotov kullandı Titan takımı. Hani ortayı garanti altına almak için önemli noktalara Molotov attılar. Özür dilerim bu arada. Kejimbi Exodus'ı öldürdü. Kejimbi orada Kenny'si de öldürüyor işte. Bori'yi iyi kullandı Kejimbi. Sonradan tekrar atmışlar Bori'ye. Kejimbi orada indi. RPK'yi de öldürdü. Sahneye çıktı. Danimarkalı oyuncu Maniac tek başına kaldı. Yine kapısına mı gidecek acaba? Yok. Evet sanırım Kenny'nin AWP'sini almaya gidiyor diye tahmin ettim ama Zipnix ortaya çıkarmadı Maniac. Evet 1-1 oldu uzatma. Toplamda da 16-16. Evet, Exodus Kenny'ye AWP'sini attı. AWP attı daha doğrusu. Kenny ne yapacak? Aslında ortaya, gerçi güncellemeden sonra çok fazla yapılmıyor ama Kenny bir kere böyle ortaya yakında olsaydı belki kişiyi öldürebilirdi. Hızlı bir vuruş. Eskiden çok sık yapılırdı ama güncelleme tabii ki zoom açınca yavaşlattığı için artık çok fazla tercih edilmiyor yani. Evet, Titan disiplinini bozmadı. Aynı şekilde daldılar haritaya. TSM de standart şekilde 2v3a oynamaya devam ediyor. Bu arada Exodus ezber bir şekilde Bori'ye Molotov'unu attı. Evet, ortaya bir smoke daha geldi. Apex pozisyon yakalamaya çalışıyor orada fakat Molotov hemen yerini değiştirmesine sebep oldu. Kerrigan ilginç bir pozisyonda flash tutmuş. Bu arada Killian'da AP var. Yok. Evet alt tarafına girecekler. Bakalım engelleyebilecekler mi bunu? TSM oyuncular Kerrigan orada çıktı. Kenny'si öldürdü. Apex plant'e kadar gitmişti. Kerrigan'ı öldürüyor. 3 kişi kaldı TSM. Apex'in çok kritik vuruşları round'u getirebilecek mi? Smoke içinden ilerlemeye çalışıyor TSM oyuncuları. Apex takım arkadaşının üzerine çıktı. Kejin bir RPK'yi öldürdü. Çıktı yukarı Kejin birden. Bir skorda arkadan gelen Dupri öldü bu esnada. Killian tek başına kalıyor. Killian'da AP var. İlginç bir flash atmaya çalışırken Maniac ölüyor Killian ve 17-16 oluyor skor. Yani 2-1 Titan önde kapattı uzatmanın ilk yarısını. Evet uzatmalarda 1-0 geriye düşmüş olmalarına rağmen diğer 2 round'u kazandı Titan ve ikinci yarıya da avantajlı başlayacaklar. Şu an 1 round kazanırlarsa beraberliği garantilemiş oluyorlar. Aynen öyle. Değişik bir oyun sergilerler mi sence bu ilk round'da almak için? Bence o defansif oyunu bozmayacaklar ya. Bana öyle geliyor. Çünkü Titan'ın agresif risk aldığı bir harita değil bu harita. Inferno olsaydı dediğin olabilirdi yani. Birden böyle farklı bir şey deneyip birden bir yerden açılabilirlerdi ama Cage bu oyuna çok fazla müsait değil aslında. Hani belki main'de Maniac Kenny skillisi bir şeyler yapabilir o açıdan. Onun dışında bozmadan aynı şekilde oynayacaklardır. Fakat TSM'den şu anda farklı hızlı bir oyun görüyoruz. Evet hızlı oynadılar bu sefer. Hızlı bir oyun. Cajun bir Kenny'si öldürdü plant'te. TSM iyi başladı. Apex Dupree'yi öldürüyor. Maniac plant'te en arkaya yerleşmeye çalışıyor. Kerrigan Apex'i öldürdü. Maniac da Killian'ı öldürdü. Maniac Zipnix'i de öldürdü Maniac. Arkada çok güzel işler çıkardı. En arkadaydı. Bence bunu da vuracak. Evet bu arada Cajun bir orada talihsiz switch yapınca rakibini kaçırdı. Kerrigan da öldü tek başına kalıyor. Cajun bir onu da RPK'yi öldürüyor. Titan. Maniac çok iyi oynadı. Gerçekten çok etkili. Artık onu kendini unutturdu mu orada ne yaptı? Kimse bakmadı herhalde ya da belki de bakmışlardır, roamamışlardır. Evet Apex ortaya smoke atıp usta molotofunu attı. Evet Titan gerçekten hani round anlamında da skor anlamında
Evet, şu anda ilginç bir şey görüyoruz. Mania uçurdular tepeye. Evet, Cajun bir ortada Apex'i öldürdü. Titan 4 kişi başlıyor round'a. Evet, TSM'in 2 round kazanması lazım arkadaşlar arka arkaya ve round kaybetmeden bunu yapmaları lazım. Bir uzatma daha görmemiz için. Evet, 2 kişi B'de oynamaya devam ediyor. Titan takımı risk aldılar B. Geleceğini düşünüyorlar sanırım. Cajun B'nin 22 canı var. Resmen ortada yani. Tabiri caizse ortada duruyor şu anda Existence. Smoke geldi. Indoor'dan attı molotofunu. Attı EG'sini. Üzerine doğru gelmeye çalışıyorlar. Flashlar geliyor. Existence solda kimsenin olmadığını gördü. Sağ çıktı. Kerrigan'ı öldürdü ama Dupree Smoke'dan ilerliyordu. Dupree RPK'yi de öldürdü. Kenny's tek başına kaldı. Özür dilerim. Maniac da var. Pardon. Maniac'ı tamamen unutmuşuz. Evet, çok fazla smoke gelince Kenny'nin pozisyonu bozuldu bu arada. Maniac ortada Zipnix'i gördü. Bakın. Attı flashını. Çok rahat bir şekilde öldürdü Zipnix'i. Kenny's de Dupree'yi görmüş sanırım. Kutudan şansını deniyor ama. Evet, Kedi'nin Kenny's'i öldürünce Cajun bir de Maniac'ı öldürdü.